Hayırlı günler arkadaşlar. Bugün fındıklı kesme baklava yaptım. Nasıl yaptığımı, nasıl yapılması gerektiğini anlatacağım inşallah sizlere. Bunun için elimde hamurum vardı. 4-5 beze kadar hamurum vardı. O hamurlarımı değerlendirmek istiyorum. Videomun alt kısmına hamurumun nasıl yaptığımı malzeme listesini sırasıyla yazacağım. Oradan bakabilirsiniz. Daha önceki videolarıma da hamurun şekliyle ilgili bakabilirsiniz, yoğrulma şekliyle ilgili. Birinci bezemi alıyorum. Açabildiğim kadar ince açmaya çalışıyorum. Sadece baklavayı açarken sadece nişasta kullanıyorum. Buğday nişastası tercihimdir ama elimde olmazsa, bulamazsam mısır nişastası da kullanıyorum. Bu bezelerimin gramı 150 gram. Evet, açabildiğim kadar ince açıyorum. Açmış olduğum hamurumu, yuvarlak olan hamurumu ortadan ikiye katlıyorum. Yuvarlak olan kısımları birleşecek şekilde. Ve ortadan kesiyorum. Ön kısmına bolca fındık seriyorum. İsterseniz cevizli, fıstıklı da yapabilirsiniz. Tamamen sizin tercihinize bağlı. Oklava kullanmadan elimizle saracağız. Evet, bu şekilde rulolar yapıp bu büyüklükte kesiyoruz. Sırasıyla tepsimize yerleştiriyorum. ...38 santimlik bu tepsi boyutum. Evet, ikinci yufkamı da aynı şekilde açtım. Aynı şekilde rulo yaptım. Keserek tepsime yerleştiriyorum. Bu yufkalarımın açılış şeklini çok uzun tutmak istemiyorum videoyu. Çok sıkılmanızı da istemiyorum. O yüzden hazırladım. Kesim ve yerleştirme işlemine bakalım. Aynı şekilde sırasıyla tepsimize. Bu baklavanın yemesi de çok güzel, çok kolay. Görüntüsü de çok kolay, güzel. Çok rahatlıkla evinizde yapabilirsiniz. Tepsi boyutum 38 santimetre. Bunun için 5 tane beze kullandım. 150 gramlık bezelerden 5 tane beze kullandım. Evet, 4. bezemi bitirdim. 5. bezemi de açtım. 250 gram eritmiş olduğum tereyağımı, eritmiş olduğum 250 gramlık tereyağımı üzerine döküyorum. Tereyağımı erittikten sonra biraz dinlendiriyorum. Üzerinin köpüğünü aldıktan sonra her yerine eşit miktarda gelecek şekilde. Yani önemli olan baklavanın her tarafının yağlanmış olması. Yağını kendiniz azaltıp çoğaltabilirsiniz. Baklavamızı 180 dereceye pişmeye gönderelim. Yaklaşık 50 dakika kadar pişirdim bu baklavamı. Baklavamın şerbeti içinde 5 su bardağı toz şeker, 5 su bardağı su, yarım saat kaynattım. Bir de küçük limon dilimi ekleyerek kaynattım ve şerbetin şu kıvama gelene kadar, ağırlaştıktan sonra, yarım saat kaynadıktan sonra bu kıvamı alacak. Ağırlaştıktan sonra pişmiş olan baklavamı fırından çıkartıyorum. Ve ikisi de sıcak olacak şekilde üzerine döküyorum. İnanın dediğim şekilde yaparsanız baklavanız hamurlaşmaz. İnanılmaz derecede çıtır bir baklava. Hepinizin yapmasını tavsiye ediyorum. Dinlendirdikten sonra servise başlayabiliriz.
Yeni tariflerle görüşmek üzere. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın. Sevgiyle kalın.